Herkese merhaba, ben Zeynep Koçoğlu. Bugün sizlerle Z kuşağının fırsat eşitsizliğinde e, büyüdüğü ve geliştiği süreçleri konuşacağız. Şu an Türkiye'nin gündeminde kayyum rektör ataması mevcut Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili ki zaten son bir 10 yıldır kayyum rektörleri sık sık devlet üniversitelerinde duyu duyuyoruz görüyoruz. Aynı zamanda da özel üniversitelerde de var bunlar ama zaten üniversite kısmına gelmeden önce de Z kuşağının fırsat eşitsizliğiyle ...büyümeye başlamasına, eğitim hayatına bu şekilde başlamasını konuşmak istiyorum ben. Özellikle kendimden de yola çıkarak. Çünkü ee, devlet okullarının şanssız bir dönemine denk geldiğimizi düşünüyorum ben kendi adıma. E, eskiden e, Anadolu'dan da e, her yerden, Türkiye'nin her yerinden gelen ya da gelmese de kendi bulunduğu yerlerde iyi bir eğitime sahip olma şansını elde edebilen e, çocuklar vardı. Bireyler vardı. Ve onlar Anadolu'dan İstanbul'u, İzmir'i, Ankara'yı, büyük şehirleri kazanıp geliyorlardı. Ve daha sonrasında da e, Türkiye'nin köklü iyi eğitim veren dediğimiz belirli işte liseleri ve belirli üniversitelerinde e, kazanma orayı hakkı sağlıyorlardı kendilerine. Buraları kazanabiliyorlardı. Ve buradan sonra da yüksek lisans ya da master eğitimleri için yine Türkiye'de kalabilir veya yurt dışındaki Aşırı aşırı iyi okullardan e, tek bir kuruş dahi vermeden kabul alınabiliyordu. Tabii ki de hala alınabiliyor. Ben bu kızımı çöpe atmıyorum ama bu oran gittikçe e, düşmüş durumda. E, bunu zaten şu şekilde de görebiliyoruz. Dünya sıralamasında 2019 ve 2020'deki eğitim sıralamasına baktığımızda eğitim seviyesinin en yüksek olduğu ülke Çin olarak belirlenmiş. Türkiye burada 41. sırada. Yani bu düşük bir... Açıkçası sıralama baktığımızda bizim üzerimizde olan çok fazla ülke var ve bizim geri, her geçen yıl geriye gitmemiz bizim için bir dezavantaj. Bunun dışında Z kuşağı dünyaya geldiği itibaren geldikten yani geldiğinden beri eğitimde bir e, özelleştirilmiş hal büründü. Her mahallede, her sokakta, her e, semtin başında ve sonunda özel üniversiteler, özel liseler. E, işte temel liseler, dershaneler, dershaneler liseye döndü gibi bir eğitimin içine düştük ve kimse yani kimse demiyorum ama çoğunluk iyi devlet okullarında eğitim alma şansını kaybetti. E böyle olunca da biz eğitimde geride kalmış olduk ve genel olarak da hem eğitimde geri kaldık ya da bu eğitimleri alabilmeyi başarabilen belli bir kesimde e, beyin göçü gerçekleştirerek yurt dışındaki eğitimlerine veya iş hayatlarına devam etme fırsatı yakaladılar kendilerince bunu elde ettiler. E, eskiden ki kuşak eğitimine baktığımızda ilkokul, ortaokul ve lise dediğimiz hep elirli devlet okullarına gerçekleşmesine rağmen dil eğitiminden tutun genel olarak bütün akademik hayatlarında bir başarıyı elde edip daha sonrasında üniversitedeki belirli yerlerde olan herkesin bildiği hatırı sayılır üniversitelerde devlet üniversitelerinde okuyabilmeleriydi. Ve oradan çıkıp da sonra akademisyen veya her sektörde yerini koruyan insanlar zaten şu an gayet yerlerini konumlandırmış ve garanti pozisyonundalar. Çünkü kendilerini geliştirerek ilerlemişler. Ama şu an kendi durumumuza baktığımızda, Z kuşağı baktığımızda hani ilkokul özel okuyor, ortaokul. Çünkü ailede yapacak bir şey kalmıyor. Çünkü ailenin gönderebileceği İyi bir devlet, yani aile o devlet okuluna göndermek istemiyor. Çünkü çocuğunun gelecek hayatına başarılı olabilmesi için bir dil eğitimi almasını istiyor. Ve devlet okullarının çoğunda bu karşılanmıyor ne yazık ki. Hani her okul, her devlet için demeyeyim ya da çünkü burada hocalarımız, öğretmenlerimiz de kötü nemzinde değil. Bu genel olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak bir eğitim sıkıntısından kaynaklanıyor. Ee, ...öğrenciler bunun sıkıntısını... ...aileler bunun sıkıntısını yaşıyor Z kuşağında. O yüzden de çocuk devlet okuluna gitmesin ama... ...her özel okulunda belli bir bütçesi olduğu için... ...ve her aile bunu karşılayamadığı için de... ...ne oluyor? Ee, öğrenci Aileler zor durumda kalmamak için küçük çaplı işte mahalle arasındaki binalardaki özel eğitim kurumu kursu ya da artık ne oldu adı nasıl deniyorsa kurs yerlerini öğrencilerin çocuklarını göndermek durumunda kalıyorlar. Ya, sadece iyi bir eğitim alabilsin, kendi fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırabilsin adına bunu yapabiliyorlar. Bizim şu an Türkiye olarak gelmiş olduğumuz eğitimdeki durum bence gerçekten içler acısı. Ee, geçmişe göre kıyasladığımızda evet e, geldiğimiz 2020 yılında, 2021 yılında evet bu 2021 yılının ilk e, programı olduğu için dilim sürüştü, affola afvola. E, 2021 yılına geldiğimizde evet teknolojik olarak, bilimsel olarak çok ilerdeyiz. Her şey teknolojiye döndü. Artık zaten pandemiden dolayı her şey e, teknolojik ilerliyor. Ama bazı şeylerinde eskisi gibi başarılı değil özellikle de eğitim anlamında ki zaten bunu bir önceki programlarımızda da konuştuğumuzda eğitimin aksadığını ve başarılı ilerleyemediğini konuşuyorduk ki zaten camda da çok da başarılı değilmişiz ki gün geçtikçe biz dünya sıralamasından geriye doğru ilerleme kaydediyoruz. Bu da bizim için hiç hoş bir şey değil en azından. Z kuşağından sonra gelecek olan milenyum kuşağının daha da kötüye gidebileceğini eğitimde öngörebiliriz açıkçası. Ee, kötü bir durum. Çok da hani demotiv olmak istemiyorum kendi adıma da ve Z kuşağı adına ama bu kısımda bu süreç biraz sıkıntılı ve sancılı. Umarım daha güzel günlerde e, kayyum rektörlerin atanmadığı, e, eğitimin bu kadar özelleştirilmediği ve tek elde toplanmadığı daha güzel günler... Görebiliriz hep beraber ve daha iyi yerlere, ülke olarak da, birey olarak da, toplum olarak da gelebiliriz. Dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Size iyi günler, iyi haftalar ya da hafta sonları ne zaman dinliyorsanız diliyorum. Ee, görüşmek üzere bir sonraki yayında.